Herkese merhabalar. Bugün sizin için günlük bebek çantamda neler olduğunu anlatacağım. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla mesaj geldi. Bununla ilgili ayrıntıları merak edenler var. O yüzden biraz sonra size bunu anlatacağım. Öncelikle günlük bebek çantasında tabii ki en önemli şey adı üstünde çanta. Evet, çantamızın en önemli özelliği rahat taşınıyor olabilmesi ve içine bol malzeme alıyor olması çok önemli. O yüzden ben her zaman sırt çantasını tercih ediyorum. Hem ellerim boş kalıyor hem de ağırlığı kolay taşıyabiliyorum. Şimdi bu çantanın bir özelliği daha var. Şu küçük bağcıkları sayesinde çok rahat bir şekilde arabanıza takılabiliyor ve ağırlık taşımaktan kurtuluyorsunuz. Bunlar da, burasından bir şey çıkıyor. Bir özelliği daha var. Bence çok güzel bir özellik koymuşlar. Aaa! Prenses uçtu! İlgilenmezsen giderim. Çabuk prenses buraya gelsin. Yaramaz prenses, nereye gidiyorsun? Daha anlatacaklarım var. Otur bakalım burada. Ben bu oyuncağı çok sevdim çünkü buna benzer bir oyuncak daha önce görmemiştim. Yani tip çok tatlı. Ve arkasında pelerini var. Bebeğin böyle fışır fışır oynaması için. Fazla fışırdatmayı duyamayabilirsiniz. Evet, prenses. Ben bunu sevdim. Otursun burada bakalım. Arya'nın oyuncağı. Mutlaka çantada da bir oyuncak olması gerekiyor. Neyse, şimdi bu özelliği göstereceğim size. İşte bu şekilde açılıyor. Ve isterseniz misafirliğe gittiniz, bir yere gittiniz, yolculuktasınız. Bebeği bunun içinde rahatlıkla uyutabiliyorsunuz. Buralarından da şey giriyor. Buraya koyuyorsunuz bunu. Gerçekten müthiş bir özellik. Bunu da bu tarafa koyuyorsunuz ve böyle bebişinizi içine yatırıyorsunuz. Bence çok mantıklı bir şey yapmışlar ve hiç de yer kaplamayan bir proje. Bunu da çok kolay bir şekilde hop 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 geriye katlayabiliyorsunuz. Ben zaten biliyorsunuz fazla çanta taşımayı sevmeyen bir insanım ve buna hem ön tarafına yani şu kısmına kendi cüzdanımı, telefonumu koyuyorum ve malzemelerim bunun içinde olduğu için başka bir şey taşımak zorunda kalmıyorum. Evet, çantamızın içinde neler var? Şimdi onları size anlatacağım. Daha önce Atlas'tayken ben küçük elektrikli el pompası kullanıyordum ama bunu yeni edindim ve gerçekten çok güzel, bir arkadaşımda görmüştüm. Ve yanınızda taşıyorsunuz ve bu kadar. Ve inanılmaz derecede işe yarıyor. Hiç elektrikli pompayı aratmıyor. Fazla bir şey taşımak istemiyorsanız bunu yanınıza alabilirsiniz mutlaka. Bu kapta hem yedek sütünüzü taşıyabilirsiniz ya da eğer anne sütü vermiyorsanız bebeğinize toz mama kullanıyorsanız toz mamanızı ölçülü bir şekilde taşıyabilirsiniz. Gayet pratik ve hafif. Bunu koyabiliriz. Buna aynı zamanda mama da koyabilirsiniz. Yani bebek mamasını mesela 3 seferlik, 3 sefer emzireceksiniz ya da işte bebeğe mama vereceksiniz. 3 bölmesi var. 3 bölmesine de yeteri kadar mamayı koyuyorsunuz ve düşünmüyorsunuz sonra. Tabii ki biberonunuz olması gerekiyor. Biberonunuz ve eğer toz mama veriyorsanız ya da sıcak anne sütü daha önce çektiyseniz ve içindeyse onu sıcak tutması için termal biberon, atomik biberon çantası. Termal biberon çantasını da alıyorsunuz. Pembe pembe. Çocuğumuzun karnını doyurduk. Şimdi birazcık oyuncakları olacak tabii ki. Mutlaka oyuncak koymanız gerekiyor. Prensesle birlikte onun tatlı çiçeğini de koyuyorsun. Ben gerçekten seni niye bu kadar çok sevdim bilmiyorum. Çok tatlı. Burnu yok. Onlar olabilir. Evet, onları da koyuyoruz. Daha sonra tabii ki ve tabii ki yedek emziği mutlaka olmalı. Ve bunlar gerçekten çok önemli. Annem ısrarla bunu takmıyor emziğin ucuna. Çünkü yok buraları çok sertmiş, yok çok acıtıyormuş falan. Ama sürekli emzik düşüyor çünkü ona pıt diye atıyor ağzına. Ve sonra onu sürekli kaynar suya tutmak zorunda kalıyoruz. O yüzden mutlaka bunlardan edinin. Ve yedek emziğiniz yanınızda olsun her duruma karşı. Tabii ki hepiniz biliyorsunuz ki bu müsli bezler her türlü işe yarıyor. Altına seriyorsunuz, üstüne seriyorsunuz. İşte yok güneş gelirse arabasının üstüne koyuyorsunuz. Bunlardan mutlaka bir ya da iki tane çantamda oluyor. Çünkü çok gerekli bunlarda. %100 pamuk olmasına da özen gösteriyorum. Çünkü içinde naylon olduğu zaman terletiyor ve güzel olmuyor. Pamuklu organik şeyleri tercih ediyoruz. Ha, bu da tabii ki dışarıda emzirmeniz gerekirse kalabalık bir yerdeysiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bunu takıyorsunuz. Bebişinizi de buraya koyuyorsunuz. Buraları sert olduğu için bebeği de görebiliyorsunuz. Rahat rahat emziriyorsunuz. Gözlerden ırak. Bunu da koyduk. Gördüğünüz gibi çantamızın içine koydukça koyuyoruz. Ve hala yerimiz var. Bu çok tatlı. Bunu da bebeği emzirirken bebeğin
boynuna takarsınız ve kıyafetleri mama ya da anne sütü olmaz. Çünkü onlar çok leke yapıyorlar. Ben mutlaka dışarı çıkarken yanıma birazcık bu konularda dikkatliyim diyebilirim. Mutlaka ısı ölçer alıyorum. Bunun özelliği bu markada görme engelli aileler için, tabii ki kaç derece olduğunu göremedikleri için sesli bir şekilde uyarıyor ve bence çok güzel bir şey yapmışlar. Tebrikler. Vücut ısısı 36.3 Celsius. Sıcaklık normaldir. Sesi olması güzel ama tabii isterseniz sesini de kısabiliyorsunuz. Sesli kullanmak istemezseniz, bebeği uyandırmak istemezseniz, uyurken ateşi ölçülüyor çünkü çoğunlukla. Sessiz şekilde de kullanabilirsiniz. Çok başarılı. Onu da alıyoruz. Ne olur ne olmaz. Tabii ben yanımda mutlaka bir alerji ilacı, bu tip böyle hani küçük ihtiyaçlara karşı bir şeyler de taşıyorum. Onu artık siz bilirsiniz, onu bilmiyorum. Şimdi bu küçük çantamda Arya için bu alt değiştirme bezleri zaten çok önemli biliyorsunuz. Bundan mutlaka bir iki tane taşıyorum. Bebek bezi tabii ki olmazsa olmaz. Küçük pamuklar, göğüs ucu için pet ve tabii ki yedek kıyafetler. Bunların pamuklu olmasına, yumuşak olmasına özellikle dikkat ediyorum. Böyle yumuşak yumuşak, rahat rahat, hani yedek bir şey mutlaka ve mutlaka yanımızda olmalı. Tabii ki tatlış atlar da. Bunlar da ve tabii ki mutlaka hem kendimiz için hem de dışarıya çıktığımızda işte gittiğimiz yerdeki eş dost için üstümüze şöyle bebeği kucağımıza alırken buralarına koyması için bunlardan da mutlaka taşıyalım. Evet, bunları da koyuyoruz. Islak mendilimiz. Şimdi bu ıslak mendilin şöyle bir özelliği var. Bunun hem pembesi var hem mavisi var. Niye pembe mavi yapmışlar erkek kız? Çünkü erkek bebekle kız bebeğin altının temizlenmesi farklı şekillerde oluyor ve özellikle yeni anne olanlar için, kız bebekler için burada nasıl altını temizleneceği, erkek bebekler için de erkeklerin nasıl temizleneceği yazıyor. O yüzden hani kızınız varsa bunu alıp hani buradan talimatlara bakabiliyorsunuz. Bence çok güzel düşünmüşler. Şimdi ben tabii birazcık düzgün koymadım size anlatırken, böyle hızlı hızlı koyuyorum. Onları yoksa böyle küçük küçük güzel güzel şey yaparım. Bu da önemli şeylerden birisi. Bebek bezi, çöp poşeti. Niye önemli? Çünkü sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz. Bebeğimizin altını değiştiriyoruz. Sonra tabii ki birazcık kokuyor değil mi onlar? Bazen atacak çöp bulamıyoruz. Yanımıza koymak zorunda kalıyoruz. O yüzden hem çantayı kokutmaması için hem de gittiğimiz yerde, değil mi, ayıp olmasın, kokutmayalım. Çöpe atarken bile bunun içine koymak güzel oluyor, şık oluyor bence. Buna bezimizi koyuyoruz ve çöpe o şekilde atıyoruz. Bunlar önemli. Bunları mutlaka mutlaka yapmalı. Pişik kremi. Ben çok çok fazla kullanmıyorum pişik kremini. Çok nadir olarak kullanıyorum. O yüzden çok fazla kullanmasam da yanımda mutlaka bir pişik kremi. Pişik kremini illa hani tabii pişik olan yere sürmek zorunda değilsiniz. Cildi nemlendirir diyor. Evet efendim, bu da daha ileriki zamanlarda ya da sıcak su taşımak için. Atlas'ın 6. ayından sonra bu tip bir şeyim vardı benim. İşte küçük sebzelerini falan haşladıktan sonra ya da makarnasını, neyse, bunun içine koyuyordum. Bununla işte çatalla, kaşığıyla ona yediriyordum ya da elleriyle. Bu da 6 aydan sonra benim çantamda olacak bir ürün olacak. Evet, saçımdaki tokalar da Arya'nın. Çünkü neden, bu tokalar nereden çıktı diyeceksiniz. Benim böyle bir tokam tabii ki yok. Ama Arya'ya yeni yeni tokalar almaya başladım. Ben şimdi mesela şunu anlamıyorum. Gerçekten saçı olmayan yeni doğmuş bebeklere ısrarla şu tokaları takmaya çalışıyorlar. İşte onlardan biri de benim. Olmuyor tabii ki. Olmuyor. O anda takıyorsun. Çocuğun canını acıttığı için zırt diye çıkarıyorsun. O yüzden onları kendim takmaya karar verdim. Arya'nın saçı uzayana kadar. Arya'cığım, sen beğendin mi? Beğendim. Hemen aferin. Hadi otur. Benim günlük bebek çantam böyle. Eğer cesaret edip de dışarıya çıkmaya karar verirsem bu çantayı bu şekilde dolduruyorum ve dışarı çıkıyorum. Bebeğimle geziyorum. Tabii çok erken olduğu için daha Arya 3-4 kere dışarıya çıktı. İleriki günlerde ilkbaharın gelmesiyle daha çok dışarıda olacağız. O zaman prenses de yanımızda olacak. Onunla birlikte hep beraber dışarının tadını çıkartacağız. Size de bebeğinizle güzel günler, mutlu günler diliyorum. Bye bye.